Şu anda sabah 6'ya geliyor, o yüzden sessiz konuşuyorum. Evde herkes uyuyor. Bugün 12 kilometre koşmam lazım ve 17 günlük yasakların ikinci günündeyiz şu anda. Aklımda bir plan var, oraya gideceğim. Yapabilirsem orada koşumu yapacağım. Bakalım koşuyu sorunsuz bitirip eve dönebilecek miyim? Koşu sırasında da eğer koşabilirsem size en pahalı koşumu anlatacağım. Koşmayı planladığım yürüyüş parkurunun yanından geçeceğim. Bakalım kapısı açık mı? İçeri girebiliyor muyuz? Evet, şu anda kapı açık. Arabayı bir yere park edip burada koşmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Bugünkü koşum aerobik bölgede yapıyorum. Dolayısıyla 3. nabız aralığındayım. Biraz daha böyle nefes nefese görebilirsiniz bunu. Şimdi bu parkurda bir taraf aşağı doğru iniyor, bir taraf yukarı doğru çıkıyor. Aşağı inerken çekmek biraz daha az nefes nefese konuşmak demek. Evet, geldik. Sakin, kimse yok. Saat 6'yı geçiyor biraz. 3 tane köpek vardı, onlar avladı bana. Bugün şunu anlatmak istiyorum. En pahalı koşum. Kilometre başına bana 700 liraya falan mal oldu. 5 kilometre koştum. Toplam tutar 3180 lira. Bu rakamı hatırlıyor musunuz? Bu 3180 nereden geliyor size? Bu sokağa çıkma yasaklarında, kısıtlamalarında yasağı delip çıkarsanız, geçerli bir mazeretiniz yoksa size verilen ceza oluyor. Ben bile bile lades mi yaptım? Hayır. 31 Mart Salı günüydü. Her zamanki gibi evden çıktım, Arnavutköy Bebek tarafına koştum. Önceki gün pazartesi günü de koşmuştum. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Ancak 27 Mart Perşembe günü bu pandemi kısıtlamalarına, bu bahsettiğim 2020 senesi, geçen sene bazı ekler yapıldı. Bunlardan bir tanesi, o beni ilgilendiren kısım şuydu. Mesire yerleri, orman, park, bahçe, sahil şeridinde balık tutmak, yürümek, koşmak, spor yapmak yasaklandı. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bu genelge cumartesi, pazar günlerini kapsıyordu. Öte yandan il valiliklerine bu yasakların süresini genişletme imtiyazı da tanınıyordu. Ben pazartesi çıktım, koştum. O cumartesi, pazar okey, yasak. Pazartesi koştum, hiçbir şey yok. Salı çıktım. O koşu olmadı. Çok moralim bozuldu. 31 Mart Salı günü hiçbir şey yokmuş gibi koşuya çıktım. Çünkü önceki gün pazartesi de koştum. Herhangi bir kısıtlama, uygulama, polis kontrolü, hiçbir şey yoktu. Çıktım. O zamanlar interval yapıyordum. 2 dakika yürü, 2 dakika koş, 1 dakika daha hızlı koş. Bunu böyle 45 dakika, 1 saat yapıyordum. Amacım da o gün yine 10 kilometreyi bulmaktı. Her zamanki gibi Arnavutköy'den Hisar'a doğru gidip geri geleceğim. Belki Kuruçeşme'ye gidecektim. Neyse, Arnavutköy'den bebeğe giderken köpeğini gezdiren bir hanım
dikkat edin, bebek çıkışında polisler var dedi. Yani dedim, olabilir ama herhangi bir kısıtlama yok. O zaman tabii pandeminin ilk zamanları, haberleri de iyi takip etmeye çalışıyorum. Neyse devam ettim, bebeği geçtim. Bebeğin çıkışında sahil tarafındaki kaldırımda polisler kesmiş, o kaldırıma girişi engellemiş. Ben karşı tarafa geçtim, oradan koşayım diye. Polisler işaret etti, dedi ki dön, yasak sahil kenarında spor yapmak. Hayda dedim, döndüm. Tekrar Arnavutköy'e doğru gidiyorum. Hani dedim kuru çeşmeye gideyim, mesafeyi orada tamamlayayım. Arnavutköy'e gelirken o sahil kenarında arabaların park ettiği yerde iki araç duruyor. Etrafında insanlar görüyorum. Aramızda bir 100 metre falan kaldı. Bir tanesi iyice deniz kenarına geldi benim koştuğum hizaya. Beni durdurdu. Buyurun dedim. Polis dedi. Şu anda yasak dedi. Burada koşamazsınız dedi. Kimliği alabilir miyim? Verdim kimliği. Bu arada da hani yasağın hafta sonlarını kapsadığını, dün de koştuğumu söylüyorum. Benle beraber durdurulan başkaları da aynı şeyleri söylüyor. Ama polisler, sivil polisler bu arada, polisler bu İstanbul Valiliği'nin yasağı hafta içine de yaydığını, bu yönde bir karar aldığını söyledi. Bakıyorum o sırada telefondan ve internetten valiliğe duyurulara bir şey ulaşamıyor. Neyse biraz tatlı bir münakaşa yaptıktan sonra bir tutanak doldurdular. Böyle bir fotokopi kağıdı. Bilgilerimi yazdılar. Dedim ne olacak bu? Biz bunu kaymakamlığa vereceğiz. Bundan bir şey çıkmaz, merak etmeyin. Siz evinize gidin. Burada yasak kalkana kadar gelip koşmayın, spor yapmayın. Tamam. Bu arada tutanağa yürüyüş yazıyor. Ben dedim ki ben yürüyüş yapmıyorum, ben koşu yapıyorum. Ama öyle bir madde yok dedi. Bilmem dedim, ekleyin. Neyse oraya koşu da yazdı. Ve tutanaktan bana bir nüsha yok mu? Yok. Fotoğrafını çekebilir miyim? Hayır. Bir şey olmayacak dedi. Siz gidin eve. Ben karşı şehirde geçtim. Canım sıkıldı. Yürüye yürüye eve döndüm. Böyle koşu yarım kaldı. Yani orada koşmanın kime ne zararı var? Her gün çıkıyorum. Yani toplasanız orada düzenli koşan 20-30 farklı kişi var. Neyse eve gittik. Ses seda yok. Ama aylar sonra, 6 ay sonra iş yerime bir zarf geldi. Ve acı gerçek. Faturayı gönderdiler. 3180 lira. Ah dedim. Bir koşu bu kadar pahalı olamazdı. Çünkü yürümek, koşmak, bakın çıkıyorum, para harcadığım bir şeydi. Ekipmanı, beslenmeyi vesaire geçersem şu harcadığım süre için bir para harcamam gerekmiyor. Ama o gün 5 kilometre için 3180 lira harcadım. İlk başta o cezaya itiraz etmeyi düşündüm. Ama bu olay yaşandıktan birkaç gün sonra biraz daha araştırdığımda valiliğin bu önce hafta sonu için konan yasağı hafta içine de yaydığını bir haberde okudum. Dolayısıyla ceza gelince itiraz etmek istemedim. Zaten bu vergi borcu gibi geliyor bu ceza. Önce ödemedim. Hesabıma bloke kondu. Hesaba para geldiği zaman da otomatik o ceza tahsil edilmiş oldu. Ay, koşuyla ilgili unutamadığım bir anı bu. Sonra sahil kenarları yasaklanınca ben ne yaptım? Bu sefer mahalle aralarında evden çıktım. Levent, Dört Levent, Etiler, öyle turlar yapmaya başladım. Ve koşu alışkanlığını sürdürdüm. Şimdi bir kişi daha geldi. Koşan bir kişi. Bu insanlar güç veriyor. Yalnız değiliz.
Günaydın. Evet. Dün herkes sokağında, apartmanın sokağında yürüyordu. Yani sabah hele ki kimse yokken, gündüz burada da yürüyen olduğunu tahmin ediyorum. Kimse yokken buraya gelip sporunu yapmak suç mu olacak yani? Bir daha öyle bir ceza ödemek istemiyorum. Bakalım. 8 kilometre bitiyor. Kaldı 4. Sağ salim eve ulaşacak mıyız? Bugünkü 12 kilometre koşumu kazasız belasız bitirdim. Bu alanda bir tur daha attım. Koşum bittikten sonra yürüyüşümü yaptım, soğudum. Şimdi bu Alman deresinden çıkıp arabaya gidip eve bakalım problemsiz ulaşabilecek miyiz? Ben bitirmeye yakın bu alanda 7-8 kişi yürüyüş ve spor yapar oldu. Sayımız arttı. Evet, bakın. Cennet bahçesi. Araba yakında, hemen bu yürüyüş koşu parkurunun 50 metre arkasında bir sokağa bıraktım. Oradan hemen alacağım. Ondan sonrası kolay. Bizim eve kadar öyle bir uzun mesafe yok. Aşağı yukarı 1 kilometre. Arabaya atladım mı evde olurum diye umuyorum. Herkes hala uyuyor evde. Bugünkü operasyon başarılı oldu. Darısı diğer günlerin başına.